Beni dedi oğlum çok tembihledi. Aman çıkışma, aman konuşma, aman sen sinirlisin. Evet. Nedir sinirli misin? Şöyle bir haline gelip zor alıyorum ağzından lafları, yorumları. Normalde fenadır da. Suzan Hanım. Evet. Ya ne yapar? Terminatör Suzi o. Terminatör Suzi. Gerçi neresi Terminatör ya? Pamuk Prenses gibi. Burada öyle. He? Burada öyle. Neye kızıyor? Bir hasretle babana bir kızıyormuş. Herkese kızıyor genel olarak. Allah Allah. Hiç inanamadım ben. Sokakta maskesini takmamış. Maskesini niye maskeni takmamış. Takmıyorsun? Bir dakika orada bir dur. Onu doğru yapıyor kadıncağız. Bu kızmak, sinirlenmek ki bu haklı bir çıkıştır. Evet. Hem kendine hem insanları için doğru bir harekettir vatandaş olarak. Sizi tebrik ederim. Merhaba, kolay gelsin. Şimdi levrek alacağım ben 6 tane. Hangi balığın levrek olduğunu biliyor musun? Şu olması lazım. Hayır, o değil. Hayır, o. Nereden anladın levrek olduğunu? Yani bilmiyorum, hep ondan alıyorum. Palamut o, palamut. Palamut mu? Şu anda gerçek. O zaman levrek bu. Hayır, değil. O kılıç balığı. Hayır, şu değil, şu. Hangisi levrek ustacığım, gösterir misin? Ya ama bilmişim. Şaka yaptım. Gelin hanım, kaç tane levrek alacaksın İpek? Tam 6 tane levrek. Bence 3 tane al, fileto kesersin. Yok artık, olmaz öyle. Çok pahalı bu balıklar. Bütçen kalmaz. Yani bütçemi ona göre ayarlarım inşallah. Balıkları sen mi ayıklayacaksın? Yok ben onu sizden rica edeceğim. Pullarını ve içini alabilirseniz fırında yapacağım ben onu zaten. Başka ne alacaksın? Başka ne alacağım? Karides alacağım. Ama karidesle çok tereddütlüyüm. Çimçim mi alacaksın yoksa jumbo karides mi? Evet. Sizce hangisi? Güveç yapacaksanız çimçim karides. Evet kesinlikle ama lütfen onun çok küçüklerinden olmasın. Karides ayıklayabilecek misin? İlk önce kafası. Murdar oldu karides gelin hanım. Ama şimdi bunlar soğuk ya o yüzden kaymıyor. Bunlar pişince daha rahat olacak. Çimçim karidesler tartıldıktan sonra ana yemek için alınan levrekler temizleniyor. Üstlerine çizebilir miyiz? Çizebilir miyiz ne demek? Şimdi üstlerine böyle çizik atıyoruz ki daha güzel pişsin. Baban balıkçıydı demek. Evet babam balıkçıydı. Bütün balıkları çok iyi bilir. Hep o ona taktik verir. Nasıl taktikler? Gözlerinin canlı olması. Doğru mu ustacığım? Doğru. Başka? Ondan sonra bu iç kısmı bu kırmızı olması gerekiyor. Kulakları mı oluyor? Onların kıpkırmızı olması gerekiyor. Levrekler ne kadar tuttu acaba? Kilosu 55 lira. 3 kilo ama çok dediniz ya o kadar. Bunları tane hesabıyla satıyorlar bizim Çorlu'da. Hayır ben pazarlık istiyorum kesinlikle ben. Karidesler ve temizlenen balıklar paketlendi. Bakalım tamamı ne kadar tutacak? Toplamda 201 lira 57 kuruş. Çok çok. Hayır gerçekten çok. 170 lirasını alalım sizden. Hadi 160 yapalım. 160 olmaz. Olur. 160 yapalım. Hadi 160 olsun sizin. Teşekkür ederim. Vay be! Çok güzel indirim yaptı. Çok teşekkür ederim. Evde dedi ben kırarım dökerim dedi. Var mı öyle huyları? Var var. Vallahi. O herhalde bana da geçti o. Bilmiyorum. Bizim ailece kırma huyumuz var. Aa ne fena. O da benden almış. Aa. Söylüyorum İpek'e fazla laf söylemesinler. Tabak çanak kırmayın. Aman kırmayın tabakı. Sen İpek hiç görmedi o hallerini inşallah. Yok ona hiç öyle davranmıyor. Aman yani. Sakın. Gelinim evde de kırmayın dökmeyin. Kırmayın daha dökmeyin. Daha bir gelinim var. Bir dakika var mı başka ev oğlumuz falan? İki tane abim oğlum var. Abin var. Aa abini beklemedin sen. Evet. O da nikahtan evlendi yani. Kimseyi çağıramadık. Evlendi mi o da? Evlendi. Buna da nikah yaptık ama bunun düğünü olmadı. Bizim da. Biraz arka arkaya anladım. Oldu. Arka arkaya yeni evet. Evlendi abi. Şu an evet. Köyde bizim gömü bulduğumuzu falan sanıyorlar. Zayırdır ya. Arka arkaya. Yani, nereliydiniz bu arada? Kısmet Kırklareli Baba Eski'liyiz. Kırklareli'ne Baba Eski'ne selamlar, sevgiler bizden. Akrabalar var mı oralarda? Dolu annemler 8 kardeş mi? Maşallah. Söylemedin mi? Söylemedi diyorum ya konuşmuyor. Ben İpek'i bizim bir düğüne götürdüm. Bir başladım teyzem, dayım. Bu kuzenim, o kuzenim hani. 50 kişi. Bu sırf çekirdek aile İpek'cim diye. En küçüğü. Balıkçıda çok zaman kaybeden İpek nihayet markete geldi. Evet şu an ilk gördüğüm şey çeri domatesi oldu, salata içi. Kayınvaliden arkandan dedikodu yapıyor mu acaba? Yapmaz, benim kayınvalidem çiçek gibidir çiçek. Kayınvaliden diğer sofralarla ilgili neler anlattı? Hiç beğenmemiş, yemekler hiç olmamış ve ben çok şanslıyım. İlk günkü gelinimizin sofrası çok olaylıydı. Kayınvalideme karşı bir terbiyesizliği olmuş. Sen hiç hayatında bonfile yedin mi demiş. Belli bir saygı çerçevesi içerisinde söylenmesi gerekirdi bunların. Kayınvalide üzüntüden uyumamış doğru mu? Evet yani üzüntüden karnıma ağrılar girdi o gece ve sırf hani üzülmesin şey olmasın diye
Orada laf söylememiş. Bu arada son 4,5 dakika. Baharatlar ve dondurma. Bak baharatlar arkanda. Ne arıyorsun? Galeta unu, ceviz. Burada ceviz var mı? Hayırdır, ne yapıyorsun? Ceviz, dondurma, dondurma. Zamanı azaldıkça panikleyen gelinimiz heyecandan aldıklarını baharat dolu market arabasına koyuyor. Sanırım bitti. Şöyle bir bakıyorum. Bakalım arabasını karıştırdığını ne zaman fark edecek? Isot mu? Tarçın mı? Bunlar nereden? Bunlar benim değil. Ben almadım onları. Hayır ya. Şu an bu benim değil. Büyük bir skandalla karşı karşıyayız. Neden bunu aldın? Benimki nerede? Son 3 dakika farklı bir market arabasıyla koştun. Fark etmedin mi? Bakmadım hiç yani. Aradıklarıma odaklandım. Onları da görmedim. İşte yani lütfen arabaları böyle olursa bırakmayın. Zor da olsa alışverişi tamamlayan gelinimizin bakalım bütçesi yetecek mi? 220 TL 75. İndirim yaptırman işe yaradı gelin hanım. Evet kesinlikle. Hadi bir an önce mutfağa dönelim. Hani bir tabir vardır ya, her gün de baklava börek yenmez diye. Ama bizde her gün baklava börek. Bu ne zengin, bu ne gösterişli. Teşekkür ederim. Erhan sen mi yaptın kahveyi? Evet. Vay eline ben... sağlık. Mutfağa girerim demişti ve de girdi. Galiba format değişecek bugün. Evet, bugün büyük sen mi yapsan yemekleri? Yapabilirim ben ya. Ne yaparsın? Değiştirin. Güzel ne pişirirsin sahi? Ben neyin daha dişi? Çok etçilim. Etçi. Saç kavurma. Efendim Erhan? Tantuni. Etçi. Bu türler doğada tek başına avlanırken... Bu arada sizin mikser bayağı böyle salça olmaya çalıştı bunlara. Sen varken sormuyorum ben. Bile Erhan'cığım ya. O ya dövmeyi görse kaçar zaten. Ben zaten böyle geldim. Daha iyi yapmışsın. Bunu göstere göstere. He 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 diye. İşte saklamıştım dedim. İyi yaptın. Dokunamamış çıkardım. Anladım kadın. Dokunacak ev baklavası ama... mı bu? Evet. Kim yaptı? Gelinimin teyzesi yaptı. Vay 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 vay. Cevizli mi? Evet. Cevizli mi? Evet. Dur bir dadoğa bakayım diye. Bakabilirsin. Bu börek... Onu ben yaptım. Su böreği mi? Bizim yöremizin kendimiz yaptık. Ah, bunlar ne bu cici şeyler? Evet, onlar da salça, turşu, tarhana evet. En sevdiğim şeyler. Onları da ben kendim de yaptım. İncilerle süslemiş ne zahmet ettiniz ya. Evet. Vallahi billahi. Ben konuşmuyorum fazla ama ellerim konuşuyor diyor. Vallahi evet. Billahi. Ah şöyle bir Trakya havası evet. Çalacaktı be. Keyfimize bakacaktı. Geçen sene miydi gitmiştik bir evde beni... Klavyeyle falan karşılamışlardı ya. Ama ne güzeldi. Gene Trakyalılardı hemşehriyle. Ama ne eğlenmiştik, ne oynamıştık aslında ya. Aslında oğlum da çok oynuyor da. Ha sever. Sever. Mangalı da yakacaktık. Mangala yetişseydin keşke. Geç 2 hafta evvel mangal vardı. Evet, ben... Gelinle damadı piste bekliyoruz. Ya ben de kalktım. Allah Allah. Yani yeni evlisiniz. Düğün de yapamadınız. Evet. Şurada ufak bir düğün yapıyoruz. Şu kadar. 4 kişilik düğün. Hadi gelin hanım. Oh. 10 günlük evliler ya. Ufak çaplı bir düğün yapıyoruz. Bravo hanımlar. Bravo Suzan Hanım. Vallahi bravo. Sen git tatlım elini yüzünü yıka maskeni çıkar üstünü. Vallahi aklım vardı bir oynayacağım diye. Var mıydı ahtınız? Evet. Ne yaptınız peki? Nikah mı yaptınız sadece? Sadece nikah yaptım. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok bu şartlar evet. Altında. Neyse acısını çıkarız evlendik. İnşallah. Evlendirdik. İnşallah. Onlar mutlu olsunlar. Buna düğün yapacağız Allah'ın izniyle. Hadi inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.